Selamlar, hoş geldiniz. Ben Ömer Coşkun. Bugünkü videomuzda yapay zeka dünyasının en önemli oyuncularından biri olan OpenAI'yi mercek altına alacağız. OpenAI'nin nasıl kurulduğundan, bugüne kadar hangi teknolojileri sunduğundan ve son teknolojisi olan ChatGPT'ye kadar olan birçok konuyu ele alacağız. Peki OpenAI nedir, kimler tarafından kuruldu ve hangi teknolojileri öncelik etti? Bunun gibi birçok sorunun cevabı bu videoda. Hazırsanız başlayalım. OpenAI, Amerika merkezli bir yapay zeka araştırma şirketidir. 2015 yılında Elon Musk, Sam Altman ve bir dizi diğer yüksek profilli teknoloji patronları tarafından kuruldu. Kuruluşun temel amacı yapay zekanın potansiyel tehlikelerine karşı önlem almaktı. Ayrıca insanlığa fayda sağlayacak yapay zeka hakkında da araştırmalarda bulunmaktı. Bu şirket San Francisco'da kurulmuş ve başlangıçta kurucular tarafından toplamda 1 milyar dolar bağışta bulunulmuştur. OpenAI ilk kurulduğu zamanlarda araştırmalarını halka açık hale getirerek diğer kurum ve kuruluşlarla serbest işbirliği yapmayı amaçlamıştır. OpenAI'in başlangıç yılları yani 2015 ile 2018 yılları arasında kar amacı gütmeyen bir şirket olarak geçmiştir. 2018 yılına geldiğimizde ise Elon Musk şirketten ayrıldı ve bağışçı olarak devam etti. Fakat kendi sanki bu durumdan pişman olmuş gibi görünüyor. 15 Mart 2023 tarihinde attığı tweet'te şu ifadeleri kullandı: "100 milyon dolar bağışta bulunduğum, kar amacı gütmeyen bir kuruluşun nasıl olup da bir şekilde 30 milyar dolarlık kar amaçlı bir piyasa değeri haline geldiği konusunda hala kafam karışık. Bu yasalsa neden herkes yapmıyor?" 2019 yılına geldiğimizde ise OpenAI kar amacı gütmeyen bir şirket halinden sınırlı derecede kar amacı güden bir şirket haline geldi. Peki sınırlı derecede kar amacı güden şirket ne demek? Sınırlı derecede kar amacı güden bir kuruluş, kar etmeyi hedefleyen bir yapıya sahipken bu karın belirli bir miktarda sınırlandırıldığı bir iş modelidir. İşte burada sınırlı kelimesi devreye giriyor. Bu tür bir iş modeli bir şirketin hem kar etme hedefini sürdürmesine hem de belirli bir misyonu veya toplum hizmetini yerine getirebilmesine izin verir. Bu sistem OpenAI'nin karının yapılan yatırımın 100 katı olarak sınırlandırıldığı anlamına gelir. Peki bu ne demek? Örneğin OpenAI'ya 1 milyon dolar yatırım yapan bir şirket bundan sonraki süreçte kar edildiğinde en fazla 100 milyon dolara kadar kar edebilir. Yani bu işten edeceği maksimum kar 100 milyon dolardır. Bu dönüşüm OpenAI'ye yatırım çekme hakkı verdi ve ayrıca çalışanlarına hisse vererek onların da maddi açıdan rahat etmesini sağladı. Ve böylece çalışanlar OpenAI'de çalışmayı sürdürebilirim ve uzun vadede bu benim için faydalı olacak diyebilir. Bu sistem özellikle Google Brain, Facebook, DeepMind gibi diğer yapay zeka şirketlerinde çalışan yetenekli yazılımcıları, yetenekli çalışanları kendi bünyesine çekmek için bir fırsat aslında. Çünkü kar amacı güden bir şirketin sunduğu opsiyonlardan daha fazla kazanç sunuyor çalışanlarına. Bu gelişmelerin ardından bir dizi yatırımcılar tarafından yatırımlar gelmeye başladı. Bunlardan en bilindiği ve en büyük şirketlerden birisi olan Microsoft tarafından OpenAI'a 1 milyar dolarlık bir yatırım sağlandı. Ve Ocak 2023 yılına geldiğimizde ise ikinci kez olmak üzere büyük bir yatırım daha yaptı. Bu ikinci yatırımın ise 10 milyar dolar olduğu biliniyor. OpenAI'in değeri 2021 yılından bu yana yaklaşık iki katına çıkmış. Günümüz piyasa koşullarındaki değeri ise yaklaşık 30 ila 35 milyar dolar arasında olduğu söyleniyor. Peki kuruluşundan bu yana OpenAI bize hangi teknolojileri sundu ve bunların arasındaki farklar nelerdir? Hadi biraz daha derinlere inelim. OpenAI bize sunduğu modelleri eğitirken derin öğrenme metodunu kullanıyor. Derin öğrenme ise insan beyninin bilgi işlemeyi nasıl öğrendiği üzerine basit bir model olan biyolojik sinir ağlarından ilham alır. Derin öğrenme modeli genellikle en az 3 katmandan hatta yüzlerce veya binlerce katmandan oluşabilir. Her bir katman verileri işler ve bir sonraki katmana çıktılar gönderir. Peki ChatGPT ile hayatımıza giren GPT terimi ne demek? Bundan biraz bahsedelim. GPT yani Generative Pre-Training Transformer Türkçe'ye çevirecek olursak üretken ön eğitim dönüştürücüsü de diyebiliriz. Bu terim bir tür dil modelidir ve metni tahmin etme görevini çözmek için eğitilir. GBT modeli genellikle iki aşamalı bir öğrenme süreci kullanır. Bunlar ise ön eğitim ve ince ayardır. Ön eğitim aşamasında model büyük bir metin kümesi üzerinde eğitilir. Örneğin internet. Tüm internet üzerinde eğitilebilir diyebiliriz. Amacı bir cümlenin sonraki kelimesini tahmin etmektir. Bir örnek vermek gerekirse köpeğin bir nokta nokta var cümlesi verildiğinde modelin amacı boşluğu dolduracak kelimeyi tahmin etmektir. Bu süreçte model genel dil anlayışı ve dildeki özellikler ve yapılar hakkında bilgi edinir. Gelelim ince ayara. Bu aşamada model belirli bir görevi özelleştirmek için daha küçük ve daha özelleşmiş bir veri seti üzerinde eğitilir. Örnek vermek gerekirse metin oluşturma, metin sınıflandırma, duygu analizi gibi belirli görevler üzerinde eğitilir. Şimdi bugüne kadar OpenAI'nin bize sunduğu modellere detaylıca göz atalım. OpenAI ilk olarak Haziran 2018 tarihinde GPT-1'i bizlere sundu. gpt 1 model boyutu ise 117 milyon parametredir. Buradaki parametre ifadesi aslında ayar anlamına gelir. Bu ayarlar bir görevi nasıl yapacağını belirler. Örneğin bir sonraki kelimeyi tahmin ederken bu parametreleri kullanır. Yani bu ayarları kullanır. GPT-1'de 117 milyon parametre vardır diyebiliriz ya da 117 milyon ayar vardır diyebiliriz. Peki GPT-1'in ayrıntılarına gelirsek, GPT-1 denetimsiz öğrenme ile eğitilmiştir. Peki denetimsiz öğrenme ne demek? Bundan bahsedelim biraz. Denetimsiz kelimesi modelin tamamen kendi başına veya kontrolsüz bir şekilde öğrendiği anlamına gelmiyor. Öğrenme biraz keşif gibi. Hemen bir örnekle açıklayalım. Diyelim ki bir kutu dolusu Lego parçanız var ve bunları nasıl bir araya getireceğini bilmiyorsunuz. Yani sizin için herhangi bir talimat ya da örnek yok. Ancak Lego parçalarıyla oynayarak ve onları bir araya getirerek hangi parçaların nasıl birleştiğini, hangi parçaların iyi bir yapı oluşturduğunu ve hangi parçaların birleşmediğini öğrenirsiniz. İşte bu şekilde bir öğrenme metodu vardı GPT-1'in ve böylelikle GPT-1'in çıkışıyla birlikte dil modellemesinde büyük bir gelişme oldu. Çünkü metinleri anlamlı ve doğal bir şekilde oluşturabiliyordu. Fakat çoğu zaman yanlış veya tutarsız bilgiler üretiyordu. Şubat 2019 tarihine geldiğimizde ise OpenAI GPT-2'yi duyurdu. GPT-2'nin model boyutu ise 1.5 milyar parametreydi. Ayrıntılarına gelecek olursak, GPT-2, GPT-1'e kıyasla çok büyük bir gelişme sağladı. Model boyutu önemli ölçüde arttı ve daha doğru, tutarlı ve akıcı metinler oluşturma yeteneğiyle karakterize edildi. Ayrıca daha geniş bir konu yelpazesi hakkında yazabiliyordu ancak yine de yanıltıcı veya yanlış bilgi üretebiliyordu. GPT-3 ise Haziran 2020 yılında duyuruldu ve model boyutu tam olarak 175 milyar parametreydi. Yani GPT-2'ye göre tam 117 kat daha büyük bir modele sahipti ayrıntılara gelince GPT-3, GPT-2'ye göre çok daha büyük ve yetenekli oldu. Önceki modellere kıyasla daha geniş ve bir dizi görevi yerine getirebilir. Öğrenilen bilgileri daha geniş bir bağlamda uygulayabilirdi. Ancak halen bazı kısıtlamaları vardı. Örneğin uzun metinleri anlamakta zorlanıyordu. Bunun haricinde ise yine yanıltıcı ve yanlış bilgi üretebiliyordu. Diğer bir model ise metin tabanlı görsel oluşturma modellerinden biri olan DALE. DALE modeli ise Ocak 2021 yılında çıkış yaptı. GPT-3'ün bir varyantı olarak karşımıza çıktı. Dale modeli. Tıpkı Adobe Firefly gibi, Midjourney gibi metinden görsel üreten bir yapay zeka modelidir Dale modeli. Ocak 2022 tarihine geldiğimizde ise GPT 3.5 duyuruldu. Model boyutu ise 3 milyar, 6 milyar ve 175 milyar olmak üzere 3 farklı varyantın birleşmesiyle ortaya çıktı. Yani şöyle düşünün. 3 milyar parametrelik bir model var. 6 milyar parametrelik bir model var. Ve 175 milyar parametrelik bir model var. Üçünü birleştirerek üç farklı veri setinden bir eğitim aldı GPT 3.5 Ayrıntılara gelecek olursak GPT-3.5 yine GPT-3 tabanlı fakat belirli insan değerlerinin politikaları çerçevesinde çalışır. GPT-3'ün aynı veri setlerinde eğitilmiştir ancak ek bir ince ayarlama süreci ekler bu süreç. GPT-3 modeline insan geri bildirimi ile pekiştirmeli öğrenmeyi getirmiştir. Yapabileceği yetenekler arasında yazı yardımı, dil çevresi ve içerik oluşturma gibi çeşitli uygulamalar bulunmaktadır. Örneğin bir makale veya hikaye oluşturmak, belirli bir konu hakkında fikir yürütmek, metni başka bir dile çevirmek veya belirli bir konuda özetler oluşturmak gibi birçok farklı görevi yerine getirebilir. Ancak yine de yanlış bilgiler üretebilir ve bilgilerin doğruluğu konusunda sıkıntılar yaratabilir. 1 Mart 2023 tarihine geldiğimizde ise GPT 3.5 Turbo modelini çıkardı OpenAI. Model boyutu ise GPT-3.5'tan daha fazla. Ayrıntılara gelecek olursak, GPT-3.5 Turbo, GPT-3.5'un daha gelişmiş bir versiyonudur ve daha düşük bir maliyetle daha iyi performans sunar. GPT-3.5 Turbo daha fazla token limitine sahiptir. 4096 tokene yani yaklaşık 3125 kelimeye kadar desteklerken GPT 3.5 modeli daha düşük bir token limitine sahiptir. Burada token karakter anlamına gelir. Örnek vermek gerekirse kalemi tanıt diye bir komut verdiniz burada. Harfler, boşluklar, noktalama işaretlerine kadar her bir girdi bir token olarak kabul edilir. Bu arada GPT 3.5 Turbo sadece Plus kullanıcılarına sunuldu. GPT 3.5 versiyonu ise halen ücretsiz. 14 Mart 2023 tarihine geldiğimizde ise OpenAI GPT-4'ü duyurdu. Model boyutuna gelecek olursak, GPT-4'ün boyutu OpenAI tarafından açıklanmasa da tahmini 400 milyar ile 1 trilyon parametre arasında olduğu söyleniyor. GPT-4 yayınlandıktan sonra OpenAI bir teknik rapor yayınladı. Yayınlanmış olan teknik raporun 2. ve 4. sayfasında ilginç satır araları mevcut. İkinci sayfada ise artık open olmadıklarını ifade etmişler. Daha önce de bahsetmiştim. 2015 yılında kurulduklarında open yani açık bir şekilde bütün gelişmeleri, bütün çalışmaları paylaşmayı vaat ederek başlamışlardı ki Son döneme kadar bunu yaptılar. Fakat GPT-4'ün çıkışıyla beraber ve Microsoft'un da bu işin içine girmesiyle birlikte kendileri zaten bunu ikinci sayfada itiraf etmişler. Güvenlik endişeleri ve rekabet ortamında doğabilecek sıkıntıları yaşamamak adına GPT-4'ün bütün verilerini paylaşmamayı seçmişler. Yani artık OpenAI open değil. 4. sayfaya geldiğimizde ise GPT-4'ün bazı yeteneklerini halen tahmin etmek zor diyor. Bu kavram için insanlara özgü olan geçmiş olayları analiz etme ve gelecekte yaşanacak olaylara da karar vermede yaşanan zorluk ilginç bir şekilde GPT-4'e de yansımış. Yapay zekanın insan bilincine daha da yaklaştığı söylenebilir mi? Bu rapor biraz da bunu anlatıyor bize. Grafiğe baktığımızda ise model boyutu büyüdükçe doğruluk payı azalıyorken GPT-4 ile birlikte bu durum tam tersi olmuş ve bu durum geliştiricileri de şaşırtmış. Hatta bu durumun güvenlik açısından önemli olduğunu kendileri de fark etmiş olacaklar ki şu cümleyi kurmuşlar. Gelecekteki yetenekleri doğru bir şekilde tahmin etmenin güvenlik açısından önemli olduğuna inanıyoruz. İlerleyen süreçte bu yöntemleri daha da geliştirmeyi ve büyük model eğitimine başlamadan önce çeşitli yetenekler üzerinde performans tahminlerini kaydetmeyi planlıyoruz. Peki GPT-4'ün ayrıntılarına gelelim. Şu ana kadar anlattığımız modellerin ağ babası diyebiliriz. GPT-4 görüntü ve metin girdilerini kabul eder, metin çıktıları verir ve birçok gerçek dünya senaryosunda insanlardan daha az yetenekli olmasına rağmen çeşitli profesyonel ve akademik ölçütlerde insan düzeyinde performans sergiledi. GPT-4'ü tam kapasiteyle kullanabilmek için aylık 20 dolar ödemeniz gerekli sadece Plus kullanıcılarına sunulmakta. Böylece bu videomuzda OpenAI'yi tanıttık, kuruluşundan bugüne kadar hangi teknolojileri bizlere sunduğu ve bu teknolojilerin arasındaki farkları size anlatmaya çalıştım. OpenAI artık eskisi kadar açık olmasa da yapay zekayı geliştirmedeki isteği ve bunu toplum geneline yayma çabası olduğu kesin. İlerleyen yıllarda yapay zekanın hangi sınırları aşacağını tahmin etmek zor. Fakat OpenAI'ın bu konuda önemli bir rol oynayacağı kesin. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Ben Ömer Coşkun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.